Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu haftanın test konuğu 2022 model yepyeni kasasıyla, daha doğrusu bir süredir zaten ülkemizde satılıyor ama Nissan Juke. Arkadaşlar Nissan Juke, Nissan'ın B segmentte yer alan oyuncusu diyebilirim. B segment biliyorsunuz, rakipler, hemen rakiplere geçelim. Opel Mokka, Peugeot 2008, Kia Stonic ya da Renault Captur. Arkadaşlar Nissan Juke biliyorsunuz ülkemizde aslında çok uzun süredir satılan ve ülkemizde aslında popüler de bir model. Tabii ki aslında esas popüler olan Nissan Juke'un kasası bundan bir önceki versiyonda. Hatırlarsanız otomobil ilk piyasaya çıktığında bir önceki jenerasyondan bahsediyorum. Gerçekten böyle aslında insanları tam böyle ortadan ikiye ayırmıştı diyebilirim. Bir kısım o otomobili çok sevmişti. Bir kısımsa otomobil tasarımını açıkçası hiç beğenmemişti. Açıkçası ben seven beğenen tarafta yer alıyordum. Peki yeni jenerasyon Juke'a baktığımızda tabii ki eski jenerasyonla bu otomobilin tabii ki ufak tefek sanki böyle baktığınızda biraz böyle tasarım andırıyor gibi size gelecektir ama otomobilin altyapısından, şasisinden, kullandığı teknolojilerden, işte otomobilin birçok özelliğine baktığımızda tamamen bambaşka bir otomobille karşılaşıyoruz. Nissan Juke arkadaşlar ülkemizde 5 farklı donanım seçeneğiyle satılıyor. Bunlar Tekna, Platinum, Platinum Perso, Platinum Premium ve Limited Edition olarak sayabilirim. Bu otomobil, yani benim sağımda gördüğünüz otomobil ise Nissan Juke'un Platinum versiyonu. Yani Tekna'nın bir üstü olarak söyleyebilirim. Peki bu otomobil arkadaşlar bu gördüğünüz renkte gün batımı kırmızı olarak geçiyor. Bir de lav kırmızısı var ama bu gördüğünüz model gün batımı kırmızı. Peki gelin biraz tasarım detaylarına bakalım. Otomobilin ön ızgarasını görüyorsunuz. Bu ön yüz arkadaşlar Nissan markasının, zaten şu gördüğünüz V şeklinde ızgaradan bahsediyorum. Nissan markasının yeni model yüzünü de aslında temsil ediyor. Bu otomobilden sonra Qashqai'de ve Qashqai'den sonra da şimdi yılın son çeyreğinde ülkemize de gelecek olan X-Trail'de de bu ön ızgara tasarımını zaten göreceğiz. Platinum donanımla beraber, yani bu gördüğünüz otomobille beraber arkadaşlar ön sis farları geliyor. Onun dışında Platinum paket Juke tercih ederseniz eğer bu gördüğünüz 19 inç 225-45-19 jantlar da standart olarak geliyor ki ben açıkçası bu 19 inç jantları arkadaşlar çok beğendim. Bu jant tasarımı da bence hem krom görünümlü hem siyah piano black görünümlü jant detayları bence gayet güzel ve şık ve otomobili çok ebatlı ve sportif gösteriyor. Eğer Tekna paket, yani bir düşük paket tercih ederseniz, ki o pakette manuel seçeneği de var. Hani bu otomobilin manueli satılıyor mu bilmiyorum ama eğer onu alan 3-5 kişiyseniz, ben biriyseniz, bu otomobilde arkadaşlar 17 inç lastikler geliyor. Ama hemen bir üste geldiğimizde dediğim gibi Platinum'da otomobil 19 inç lastiklere sahip. 4.2 metre uzunluğunda bir B-SUV'dan bahsediyoruz. Tam açıkçası tam tamına gerçekten bir SUV gibi, bir crossover gibi duruyor bu otomobil. Yani mış gibi yapmıyor arkadaşlar. Hani bazı otomobiller SUV'muş gibi yapıyor ama, ya da crossover'mış gibi yapıyor ama bu otomobil gerçekten adına yakışır tasarım detaylarıyla geldiğini düşünüyorum. Öncelikle bu çamurluk kaplamaları vesaire giden tasarımla otomobilin güçlü tasarım detaylarını kuvvetlendiriyor ve otomobil gördüğünüz gibi yerden yüksek yapısıyla dikkat çekiyor ve bu bozuk zeminlerde giderken, bozuk arazi koşullarında giderken sizin işinizi de bir nebze kolaylaştırıyor diyebilirim. Bu arada arkadaşlar Platinum paket aldığınızda gelen ekstra seçeneklerden biri de bu gördüğünüz katlanabilir aynalar arkadaşlar. Katlanabilir aynalar da Platinum seçeneğine beraber geliyor. Aynı zamanda eller serbest otomobile giriş vesaire de Platinum paketin normal Tekna pakete eklenen özellikleri arasında. Test otomobilimize özgü donanım seçeneklerinden bir tanesi de bu gördüğünüz karartılmış arka camlar. Gördüğünüz gibi otomobil ön camlarında da yine bir cam filmi söz konusu ama daha hafif bir cam filmi. Ama arkada gerçekten de otomobilin, arkadaşlar şöyle söyleyeyim, arka camları karartılmış ve içeriği şöyle görmek gerçekten çok ama çok zor. Onu da söylemek istiyorum. Peki gelin otomobilin isterseniz arka tasarım detaylarına bakalım. Ama arka tasarım detaylarından önce bir şey daha göstermek istiyorum. Bakın Juke'un arka kapıları nasıl açılıyor? Bu şekilde açılıyor. Zaten bu da Nissan'ın bizim hayatımıza kattığı, bir önceki Juke jenerasyonundan hatırlarsınız, tasarım detay özelliklerinden bir tanesi. Ben açıkçası beğeniyorum. Bakalım hem otomobilin arkası nasıl, arka tasarım detayları nasıl, bagajı nasıl? Çünkü biliyorsunuz bir önceki jenerasyonda bagaj hacmi bayağı sıkıntılıydı ve arka yaşam alanı da bayağı bir sorunluydu. Ama ben büyük ihtimalle bu jenerasyonda bunların iyileştirildiğini düşünüyorum. Gerçekten de öyle mi? Haydi biraz detaylara bakalım.
Arkadaşlar Juke'un arka tasarım detayları oldukça köşeli olduğunu söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi aslında bayağı bu böyle Japon otomobillerinin tasarım anlayışına uygun tasarım detayları bu otomobilde yer alıyor. Gelin Juke'un bagajını açalım. Biliyorsunuz bir önceki dönem Juke'taki bagaj hacmi ve bagaj küçüklüğü bayağı bir soru işaretiydi. Bakalım bu otomobil nasılmış? Tabii ki burada bir B segment olduğu için herhangi bir otomatik açma kapama düğmemiz burada söz konusu değil. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu versiyonla kesinlikle otomobilin bagaj hacminde bir iyileştirmeye gidilmiş. 422 litrelik bir bagaj hacmimiz var. Tabii ki arka koltuklar yatıp düz bir zemin elde edebiliyor. Onun dışında yükleme eşiği biraz yüksek olsa bile otomobilin bagajı alt aşağı doğru konumlandırılmış. Bu da valiz koyarken vesaire sizin en azından daha fazla valize de eşya koymanıza olanak sağlayacaktır. Onun dışında otomobilde küçük boy bir stepneye de yer verilmiş. Şimdi gelin bakalım Juke'un arka koltuklardaki yaşam alanı nasılmış? Ben de merak ediyorum. Haydi. Gelin Juke'un bir de arka yaşam alanına beraber bakalım. Evet, şaşırtıcı ama arka kapı çok ama çok geniş açılıyor. Bu bence güzel, olumlu bir özellik. Hemen kapı kenarlarına baktığımızda yine burada en azından bu tutamağın olduğu kısımlarda vesaire güzel detaylar var. Onun dışında burada kocaman bir bardaklık yerimiz söz konusu. Gelin bir de arka koltuklara geçelim hemen şöyle. Otomobilin ön sürücü koltuğu bana göre ayarlı tabii ki. Hatta bir miktar daha önden kullanabilirim aslında ama biraz geride duruyor şu anda. Hiç fena değil açıkçası otomobilin arka yaşam alanı ki şunu unutmamak lazım arkadaşlar. Bu bir B segment SUV. Yani bu bir C segment SUV değil. Tabii ki bazı şeylerden feragat etmek gerekiyor. Alçak bir oturma pozisyonu var. Enteresan, evet, değişik. Çok küçük bir şaft tünelimiz var ve burada böyle bir eşya gözüyle beraber hemen yukarısında USB'den telefonunuzu ya da tabletinizi şarj edebileceğiniz bir çıkışa yer verilmiş. Otomobilin koltukları çok enteresan. Böyle kafalık kısmı ayrı değil. Tamamen yekpare bir bütün tasarım anlayışıyla tasarlanmış ve otomobile entegre edilmiş. Tavanımız siyah renk. Ben siyah renk olmasını çok sevmedim. Keşke daha açık bir renk olsaydı diye düşünüyorum. Ve otomobilde sunroof ya da panoramik açılır cam tavan, platinum paketli bu otomobil, sunroof ya da açılabilir cam tavan vesaire bu otomobilde yer almıyor. Siyah tavan yerine dediğim gibi bence burada bir en azından daha farklı açık renkli bir tavan tercih edilseydi otomobilin iç mekanını belki bir nebze daha ferah gösterebilirdi diye düşünüyorum. Koltuklarımız ama genel oturma pozisyonum rahat. Hani benim boyum 1.75 arkadaşlar. Hani baş mesafem nasıl? Şöyle göstereyim size. Hani tabii çok uzun boyluysanız arkadaşlar hani 1.80 üstü vesaireyseniz tabii ki otomobilin arkası çok rahat etme şansınız pek yok ama hani kısa mesafelerde açıkçası bir problem olacağını da ben düşünmüyorum açıkçası. Şimdi gelin şöyle biraz daha size detayları göstermek istiyorum. Otomobilde herhangi bir kolçak vesaire de bulunmuyor. Ve şunu çok beğendim. Otomobil Isofix bağlantı noktaları burada ya biliyorsunuz. Isofix bağlantı noktaları arkadaşlar hemen şöyle kapakla gizlenmiş. Ve kapakları şöyle tek elle açtığım zaman hemen çok kolay bulup hemen entegre edebiliyorsunuz otomobile. Bu da bence güzel bir özellik olarak öne çıkıyor. Dediğim gibi yani bunun yani Juke'un bir B segment otomobil olduğunu unutmadan bence açıkçası arka yaşam alanı hele ki bir önceki jenerasyon Juke'u baz alırsak gerçekten bayağı bir yol kat ettiğini söylemek istiyorum kesinlikle. Şimdi gelin otomobilin sürücü koltuğuna geçelim. Ön yaşam alanına bakalım. Ön konsolunu beraber bir inceleyelim. Çünkü gerçekten de bir önceki jenerasyonla yine mukayese ettiğimizde otomobilin sürüşü, sürüş dinamiklerini, onun dışında ön konsol tasarımı vesaire her şeyin değiştiğini ve farklılaştığını görüyoruz. Haydi. Arkadaşlar Nissan Juke'un içinden hepinize merhabalar. Şimdi arkadaşlar bu seferki sürüş izlenimim açıkçası birazcık daha farklı olacak. Şu an Bursa Bademli'den sevgili Serra'nın oradan ayrıldım. İstikamet şu anda Bodrum olacak arkadaşlar. Bodrum'a gidiyoruz. Bakalım uzun yolda. Bu arada hava da çok sıcakmış. Şuradan hemen bir klima ayarımızı biraz yükseltelim. Serra tabii çekimleri yaparken klimaları kapamış. Pek klima sevmiyor ama ben seviyorum. Şimdi arkadaşlar bu seferki testimiz biraz daha farklı olacak. Neden? Çünkü Nissan Juke'la arkadaşlar biraz uzun yolda bu otomobilin neler yapabileceğini beraber göreceğiz. 600 kilometreye yakın yol yapacağım Nissan Juke'la. Şu anda çeyrek depo benzin gitti. Birazdan depoyu dolduracağım. Depo dolu bir şekilde yola çıkacağım. Bakalım bu otomobil 600 kilometre civarı sonunda kaç litre yakıt tüketecek? Ortalama yakıt tüketimi ne olacak? Ben de açıkçası merak ediyorum. Şimdi buradan Bursa'dan otobana bağlanacağım, İzmir otobanına. Oradan Aydın istikameti, oradan Germencik, Söke, Bafa derken Allah kısmet ederse akşamleyin Bodrum'a varmış olacağım. Sizle de sürüş esnasında detayları paylaşmaya başlayacağım. Okey, bir şehir SUV'si tabii ki ama bakalım 1 litrelik motor, küçük hacimli turbo motor, bakalım uzun yolda neler yapabiliyor. Yolda tekrar görüşmek üzere. Allah.
İzmir otobanında kahve dünyasından soğuk kahve almayı çok seviyorum. Evet. Merhaba. Bir cold brew kahve rica edeceğim. Mümkünse. Draft'ta ne var? Var mı soğukta bir şey? Tamam, draft'tan olsun, okey. Tabii ki. Yazın arkadaşlar sıcak kahve içemiyorum. Genelde hep soğuk kahve içiyorum. Bakalım. Yolda görüşmek üzere. Arkadaşlar yarım depodan biraz fazla var. Şimdi depoyu dolduracağız bakalım. Merhaba, depoyu... Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Depoyu doldurur musunuz rica etsem? ...480 liraya 21.49 litre yakıt aldım. Bakalım gün sonunda başımıza ne gelecek. Depoyu doldurduk. Bakalım artık yolumuza devam edebiliriz. Hemen Cuk'a binelim. Önce bir menzili görelim. Bakın şu an full depoyum. Arabayı çalıştırdım. Şimdi burada yol bilgisayarında menzil çıkacak ortaya. 619 kilometre bana full depoyla menzil verdi. Bakalım hani bu ne kadar çabuk inecek. Bir de hani çok basmayacağım giderken. Şu anda istikamet İzmir ama arada bir yerlerde durabilirim. Bakalım, haydi bakalım yola çıkıyoruz. Şimdi yolda birazcık da sürüş dinamiklerine yer vereceğiz. Biraz da otomobili anlatacağız değil mi? Haydi bakalım. Evet arkadaşlar, gelin önce Nissan Juke'un bence iç mekan detaylarına birazcık göz gezdirelim. Öncelikle bir önceki jenerasyonu göz önünde bulunduğunuzda, ki şu anda siz ekranda bir önceki jenerasyon Juke'un şu iç mekan ön konsolunu görüyorsunuz. Tabii ki burada çok ciddi bir değişim söz konusu arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum en baştan. Bir kere gelin bir önce bir malzeme kalitesine bakalım. Hani malzeme kalitesi, inanın birçok noktada gayet güzel malzemelere yer verilmiş bu otomobilde. Tasarım detayları da açıkçası böyle hani gayet nevi şahsına münasır tasarım detayları bu otomobilde kendine yer bulmuş açıkçası. Onu da söylemek istiyorum. Siz otomobil içinde biner binmez hani şu logoyu kapatsanız, hani bu otomobil hangi ülkenin marka üretim otomobili olabilirsiniz? Japonya diyeceğim direkt, çünkü gerçekten de burada Japon markalarının tasarım ezgilerinden ciddi anlamda detaylar söz konusu. Şimdi dediğim gibi malzeme kalitesi fena değil. Gayet güzel malzeme kalitesi var. Tamam, çok üst düzey olmasa da en azından bunun bir B sınıfı otomobil olduğunu söylemekte yarar var. Ama tabii şöyle bir şey var arkadaşlar. Burada çıta o kadar yükseldi ki, yani artık inanın B segmentler bile C segmente doğru ilerliyor ve B segment modellerinde de ciddi anlamda malzeme kalitesinde bazı modellerde ciddi anlamda bir yükseliş görüyoruz. Bu otomobilde dediğimiz gibi malzeme seviyesi bu durumda. Onun dışında hemen burada platinum donanımı, biliyorsunuz bu otomobil. Videonun başında size anlatmıştım. Platinum donanımı bu otomobilimizde arkadaşlar bir güzel bir multimedya ekranımız var. Bu multimedya ekranı bir USB kablosu aracılığıyla bağlandığınızda telefonunuza Apple CarPlay ya da Android bir telefon kullanıyorsanız Android Auto'yu desteklediğimi söylemek istiyorum ve çok kolay kullanılıyor. Hemen bağladığımda hemen anında telefonumun ekranını burada görebiliyorum. Bence gayet güzel bir özellik olmuş. Onun dışında ekranın grafik kalitesi çok üst düzey değil arkadaşlar. Ama kullanımı, kullanışlılığını açıkçası söyleyecek bir sözüm yok. Gerçekten kullanışlı. Hemen ekranın altında bir arayüz var. Burada işte audio. Burada audio tuşuna bastığım zaman radyomu dinlemek istiyorum ya da işte Bluetooth mu dinlemek istiyorum ya da Android Auto'ya mı geçmek istiyorum vesaire gibi çeşitli şeylerin kısa tuşları var. Ya da biliyorsunuz tabii ki bir Bluetooth'la geliyor. Eğer Android Auto bağlamak istemiyorsanız telefonunuzu Bluetooth üzerinden de buraya bağlayabiliyorsunuz. Ya da belli bu ekran ayarları vesairesi, her şey bu ekran üzerinden. Burada bir de kamera butonu var arkadaşlar. Bu kamera butonu da otomobilde geri görüş kamerası var. Onun ayarlarıyla ilgili bir buton olarak göze çarpıyor. Dediğim gibi yani bu multimedya ekran belki de hani sınıfın en iyi multimedya ekranı değil ama günlük kullanımda kullanım kolaylığı ve rahatlığı olduğunu söylemek istiyorum. Bu otomobil platinum paketli, biliyorsunuz. Platinum paketle gelince mesela 6 tane hoparlör geliyor arkadaşlar. Otomatik klima geliyor. Hemen aşağıda zaten şu anda siz de görüyorsunuz. Koltuk ısıtmalarımız var. Hem önde hem yanda. Koltuk soğutmamız yok. Koltuk ısıtmamız var arkadaşlar. Aynı zamanda platinum paketle de bu gördüğünüz otomatik kararan iç dikiz aynası da gelen özelliklerden biri. Tabii ki burada deri direksiyon, ambiyans aydınlatma, yarı deri koltuklar seçeneği de var. Ama yarı deri koltuk seçeneği bu platinumun perso versiyonunda. Yani personal
diye herhalde onun kısaltmasını yapmış marka. Platinum'un Perso versiyonunu seçerseniz onda siz arkadaşlar deri koltuğu, yarı deri koltuklarda satın alabiliyorsunuz. Burada teknoloji paketi var. Peki teknoloji pakette ne geliyor arkadaşlar? Ekstra bir ücret ödeyerek istiyorsanız bir navigasyon satın alabiliyorsunuz. Ya da arkada zaten iç mekanı anlatırken size gördüğüm arkadaki bu hemen USB bağlantısı ya da bu D-Mod adını verdiğimiz Eco Standard ve Spor olan sürüş modları, anahtarsız giriş ve çalıştırma arkadaşlar ve ön park sensörü, bunlar arkadaşlar Platinum pakette teknoloji donanımları olarak, göze çarpan donanımlar olarak ilerleyebiliriz. Direksiyonumuz güzel, deri bir direksiyonumuz var. Gösterge tablomuz hem analog hem dijital olarak kullanılmış. Otomobilin hız göstergesi, devir göstergesi ve yakıt göstergesi ve hararet göstergesi, bunlar analog arkadaşlar, ama ortada dijital bir yol bilgisayarı var. Bu yol bilgisayarından da otomobilin birçok verisini takip etmeniz mümkün. Otomobilin sürüş açıları, görüş açıları önde bence gayet sorunsuz. Hatta eski jenerasyona göre bayağı bir iyileşme bu konuda olduğunu söylemek istiyorum. Direksiyon hemen arkasında bu otomobilin viteslerini değiştirebileceğimiz pedal shift, artı ve eksi butonları da hemen direksiyonun arkasında yer alıyor arkadaşlar. Otomobilde katlanabilir yan aynalarımız var. Bakın şöyle bastığım zaman gördüğünüz gibi aynaları katlıyorum. Sonra tekrar açıyorum. Hemen buradan start stopu kapatıyorum. Bu ekranların ışığını, gece ışığını kısıp arttırabiliyorum vesaire gibi gibi. Hani çok da fazla sizi, kafanızı yormak istemiyorum. Özellikler söz konusu. Bu otomobil Platinum paket. O yüzden burada bir kör nokta uyarı sistemi ne yazık ki yok. Ve kablosuz şarj bu otomobilde yer almıyor arkadaşlar. Hemen klima kumandalarının altında bir USB girişimiz var ve aux girişine yer verilmiş. Aynı zamanda burada bir şarj için çakmaklık da var. Start stop butonumuz hemen vitesin önünde. Drive mode tuşumuz da, butonumuz da aynı şekilde hemen vitesin arkasında yer alıyor. Bir tane bardaklığımız var. Onun dışında elektronik tabii ki park frenimiz var. Küçük bir kolçak da var bu otomobilde arkadaşlar, ama hani sadece böyle ileri geri kesinlikle oynamıyor. Onu da söylemek istiyorum. Sadece hani açık bir şey koyabilirsiniz ya da kolunuzu böyle en azından koyabiliyorsunuz. Bu da bir konfor ekipmanı olarak göze çarpıyor olabilir. Gelin torpidomuza bakalım. Torpidosu çok geniş arkadaşlar. Beni de açıkçası şaşırttı. Otomobil iç mekanı ile ilgili anlatmak istediklerim bunlar. Nissan Juke'un arkadaşlar iç mekanı, özellikle ön konsolu, kullanışlı bir ön konsolu var. Eşya gözü açısından çok fazla bir şey var etmiyor ama yine de hani çok kötü de olduğunu da söyleyemeyeceğim. Görüş açılarını beğendim. Şunları şöyle kaldırdığım zaman yüksek bir sürüş pozisyonu, yani tam bir crossover açısı olduğunu hissettiren bir model. Keşke burada cam tavanımız olsaydı ya da bir sunroof seçeneğim olsaydı, ya da tavan kaplamaları siyah değil de en azından mesela açık renk olsaydı belki daha ferah bu otomobilin içini hissettirebilirdi diye düşünüyorum. Gelin şimdi birazcık da otomobilin motoruna ve sürüş özelliklerine bakalım. Nissan Juke ülkemizde sadece tek bir motor seçeneğiyle satılıyor. O da 999 cc'lik, yani minicik ama turbo beslemeli, 115 beygir gücünde, 200 Nm tork 3000 devirden itibaren 3 silindirli bir motorla geliyor. 180 km/s maksimumuz değeri var. 0-100'ü ise arkadaşlar 11.8 saniye. Evet, 0-100 verisi pek başarılı değil arkadaşlar bu otomobil, ama inanın ki hani gündelik kullanımda, normal şehir içi kullanımda buradaki performans eksikliğini kesinlikle hissetmediğinizi söylemek istiyorum. Hani belki şu an ben uzun yoldayım ama tek kişiyim. Hani belki uzun yolda giderken çok kişisiniz ya da bagajınız çok doluysa belki orada bir miktar performans eksikliği yokuşlarda hissedilebilir, ama onun dışında zaten bunun bir şehirli SUV, bir B şehirli SUV olduğunu basa basa, üstüne basa basa söylemek istiyorum. Bu arada hemen geriye döneyim. Nissan'ın bu direksiyon simidini, bu yeni jenerasyon modellerinde de gördüğümüz direksiyon simidini ben çok beğeniyorum. 3 kollu bir direksiyon simidi, deri direksiyon simidi. Güzel ele oturuyor ve keyifli. Birazdan da zaten direksiyon hissinde size bahsedeceğim. Yakıt tüketiminde ne alemde peki Juke? 46 litrelik bir yakıt deposu var arkadaşlar bu otomobilin. 46 litrelik yakıt deposu demek ortalama, yani ben açıkçası şu anda İstanbul'dan çıktım biliyorsunuz. Önce Bursa Bademli'ye geldim. Serra ile otomobilin bazı detay videolarını çektik. Şimdi de şu anda Bursa'dan İzmir'e, sonra da Bodrum'a doğru yol alıyorum. Otomobilde ben arkadaşlar örnek söyleyeyim. Bursa'ya giderken ortalama 6.2 ile geldim. Hani Kadıköy'den çıktım. Biraz trafikte kaldım. Çok yakıt tüketmediğimi düşünüyorum. Yani makul bir tüketim olduğunu düşünüyorum bu otomobil için. Ama tabii ki çok trafikte kaldığınızda, biraz yokuşlu bir yerde oturduğunuzda, inting sonuçta, yani hani eti belli budu belli denir. Yani eti budu belli, bizde öyle bir laf vardır ya biliyorsunuz. 6 litreler 7 litre çıkıyor. Biraz şehir içini şey yaptığımız zaman, şehrin içinde çok fazla
fazla trafikte kaldığımızda yokuş indik çıktık. Havalar sıcak, klima sürekli açık vesaire derken tabii yakıt tüketimi 8 litreleri vesaire geliyor. Ama burada fabrika verisi marka bize WLTP'ye göre 6.3 litrelik bir veri sunmuş. Açıkçası bu rakamın ben makul olduğunu düşünüyorum. Hani bu rakamla biraz şehir dışında çok giderseniz ulaşabilirsiniz ama hani şehir içinde birazcık daha yukarısını olacağını söylemek istiyorum. Otomobilde arkadaşlar ön ve arkada da disk frenlere yer verilmiş. O yüzden bu otomobilin frenlemesi, fren hissinin de ben beğendiğimi söylemek isterim. Arkadaşlar Nissan Juke 1300 kiloya yakın bir otomobil. 1300 kiloya yakın bir otomobil olduğu için tabii ki burada o bahsettiğim 0-100 verisi hani çok bir de hani sonuçta bunu yolcu da biniyor vesaire yük oluyor otomobilde derken hani 11.8 saniye bahsettiğim gibi biraz önce bu otomobil bir 0-100 yapabiliyor. Ama inanın ki normal günlük şehir içi, şehir kullanımında vesaire ben açıkçası hiçbir sorun görmedim. Pek bir sorun yaşadığımda açıkçası performans açısından söyleyemeyeceğim ama tabii ben bu otomobili bir kişi kullandım. Hani otomobil için 3 kişi varken bu otomobille ilgili hani performans verileri belki o zaman biraz daha bir miktar daha değişebileceğini düşünüyorum. Ama ben açıkçası keşke umardım ki bu otomobilde 1 litrenin dışında mesela markanın Qashqai'de kullandığı bu 1.3 litrelik motor da keşke bu otomobili yer alabilse ama biliyorsunuz zaten biz hani bunu bulduğumuza şükrediyoruz. Hani en azından buna bile şükredelim diyebiliyorum ki en azından bir motor seçeneği bu otomobilde yer alabiliyor. Peki otomobilin sürüşü nasıl? Bir kere şöyle söylemek istiyorum. 19 inç lastiklerimiz var. Bozuk zeminlerde biraz sürüş konforsuz arkadaşlar. Ama normal yol koşullarında, güzel zeminlerde herhangi bir sorun ben açıkçası görmedim. Otomobilin özellikle en beğendiğim özelliklerinden biri otomobilin şasisini çok beğendim ve direksiyon hissi ve şasi ile beraber otomobilin gidiş performansını da ilerleme performansını, viraj performansını ve otomobilin direksiyon geri bildirimleri de bence burada çok ama çok iyi bir noktada duruyor. Onu söylemek istiyorum. Burada dediğim gibi bozuk zeminlerde tabii miktar 19 inç lastiklerin de burada suçu var ama hani bozuk zeminlerde biraz konfordan ödün verebiliyorsunuz. Bir de keşke bu otomobilin yalıtımının bir miktar daha iyi olmasını açıkçası ben arzu ederdim ama en azından bu versiyon bu şekilde belki bir sonraki gelecek makyajlı versiyon bir sonrakinde bu konuya en azından değinilecektir diye düşünüyorum. Dediğim gibi otomobil aslında performans olarak ortalama iyi bir performans sunabiliyor. Birçok kullanıcının beklentilerini bence karşılayabiliyor. Onun dışında arkadaşlar performansla beraber otomobil makul yakıt tüketim dengesi de sağlayabiliyor. Onun dışında zaten bir otomobilden bir B segment otomobilden beklenecek şeyler hani makul tüketim hani güzel bir sürüş olsun. Evet bu otomobil bence güzel keyifli bir sürüş açıkçası kullanıcılarına vaat ediyor. Burada düşük hızlarda bir sorun yok ama dediğim gibi yüksek hızlara çıkıldığı zaman bir miktar yalıtım hani yol sesinden ziyade burada rüzgar sesi açısından tabii otomobilin tasarım olarak da böyle bayağı ebatlı gözüken böyle farklı tasarım detayları var çok köşeli. Belki ondan dolayıdır hani bir miktar yalıtımın ben mutlaka iyileşmesi gerektiğini düşünüyorum. Nissan Juke arkadaşlar dediğim gibi hani özetlemek gerekirse sürüş anlamında tamamen bunları vaat ediyor. Keyifli bir sürüşü var. En azından bir şehirli SUV olduğunu her şekilde hissettiriyor. Yüksek bir sürüş pozisyonu yine geliyor. Görüş açıları eskisine göre çok güzelmiş. Burada bir küçük hacimli turbo beslemeli motorumuz var. Birçok kullanıcı yeterli gelecektir. Ve bence en güzel özelliklerinden biri de 7 ileri bir çift kavramamız var. Bu 7 ileri çift kavramayı ben beğendim. Çok ama çok hızlı çalışıyor ve kararsız olduğunu da pek görmedim arkadaşlar. Genelde bu değil yani çift kavramlı şanzımanlar özellikle 1-2 ya da 2-3'te böyle ya da 2'den 1'e inerken vesaire bazen bir kararsızlık yaşayabiliyorlar ama ben açıkçası bu otomobilde bunu görmediğimi söylemek istiyorum. Gelelim özete arkadaşlar. Nissan Juke B segmentinde yer alan bir SUV. Tabii bu sınıfta artık rekabet çok arttı ve çok güçlü modeller de var. Nissan Juke da burada kendini açıkçası bir yer arıyor. Otomobil bence farklı tasarımı ve orijinal bir tasarım var otomobilin. Onun dışında 19 inç lastiklerle geliyor. Jantlarımız alüminyum gayet güzel. Bagajımız eskisine göre gayet iyi. Arkadaki yaşam alanı da fena değil. Otomobil teknoloji ekipmanları olarak burada Android Auto, Apple CarPlay vesaire bunun hepsi zaten sunuyor. Otomatik bir klima alıyorsunuz. Direksiyon hissi güzel. Çift kavramalı bir şanzıman. 1 litre bir küçük hacim bir turbo beslemeli motor. Nasıl diyeyim? Tabii ki bir takım eksiklikler var ama hani bu sınıfta bence kabul edilebilir eksiklikler de açıkçası görebilir ama mesela kör nokta sistemi yok. Hani bu otomobilde tamam Nissan'ın güvenlik sistem ekipmanları var. Mesela şerit takip, aktif çarpışma önleyici vesaire bunlar var ama keşke bu otomobilde bir kör nokta uyarı sistemi olsaydı diyorum. Otomobili özetlersem beğendiğim özellikleri açıkçası bu şekilde benim. Neden? Çünkü direksiyonun hissi, direksiyonun hissettirdikleri bana geri bildirimleri de bence burada Nissan mühendislerinin yol ve sürüş konusunda gerçekten başarılı bir işe imza attığını da söylemek istiyorum arkadaşlar. Ama gelelim karar kısmımıza. Nissan Juke aslında tam bir şehirli SUV arkadaşlar. Şehir SUV'u olmaya daha uygun bir model. Ama uzun yolda da şimdi ben buradan uzun yolda gidiyorum. Bakalım size uzun yol detaylarını da yolun ilerleyen dakikalarında zaten
zaten size bildireceğim tüketim vesaire ne alemde diye. Daha çok yüksek hızları çok sevdiğini söyleyemeyeceğim. Yüksek hızlar böyle 130-140 kilometreye çıktıktan sonra bir miktar rüzgar sesi rahatsız edici olmaya başlıyor. Ama yol sesi açısından ben pek bir sorun görmediğimi söylemek isterim. Ama zaten burası İstanbul-İzmir otobanı biliyorsunuz güzel bir yol. O yol bayağı kaymak. O yüzden hani yol sesinin de olmaması biraz normal. Belki pütürlü asfaltta bir miktar daha değişecektir. Gelelim karar kısmımıza. Nissan Juke güzel bir şehirli SUV arkadaşlar. Farklı ve güzel bir tasarımla geliyor. Güzel renk seçenekleri var. Bir otomatik şanzımanla geliyor ve çift kavramlı bir şanzımanı var. Otomobilin süspansiyonları birazcık sport ayarlanmış. Biraz bozuk zeminlerde konfordan ödün verebiliyorsunuz. Bir de yalıtımın daha iyi olmasını ben beklerdim. Ama inanın ki burada 1 litrelik turbo beslemeli motor değer olarak biraz küçük, zayıf gözükse de inanın gerçek sürüş anlamında gerçek sürüşte çok kullanıcı tatmin edebilecektir. Ve açıkçası özellikle güzel ayarlanmış devirlerle beraber, otomobil vites oranlarıyla beraber otomobil 7 ileri çift kavrama çok güzel tak 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 diye ilerleyebiliyor arkadaşlar. Benim Nissan Juke'la ilgili anlatmak istediklerim şimdilik bu kadar. Gelin biraz daha yola devam edelim. Bakalım yakıt tüketimi bir belli bir kilometre sonunda nereye varacak, ben de merakla bekliyorum. Arkadaşlar bakın şu anda menzil 691 kilometre gösteriyor. Yakıtı aldıktan sonra tabii sakin giderseniz eğer merak etmeyin. Yani 80 görüyorsunuz da 80'e gitmiyorum da hani şu an çekim yaparken biraz hızımı düşürdüm. Eğer sakin giderseniz burada tabii ilk dolumdan sonra otomobilin menzilinin de yükseldiğini göreceksiniz. Şu an ortalama 6.7 litre yakıt tüketimi gözüküyor. Ama bu birazcık daha aşağı ineceğini düşünüyorum. Bakalım. Takipteyiz. Arkadaşlar bakın Juke 120 ile giderken 2500'ün biraz üzerine gidiyor. 2500 devirin. Şu anda 7. viteste olduğunu da zaten söylememe gerek yok. Tabii Susurluğa geldiysek yasada tost yemeden ve Susurluk ayını içmeden geçmek ayıptır. Şimdi tostlu siparişi veriyorum. Bir tane yağsız tost istiyorum. Peynirli lütfen. Evet. Bir tane de ayran rica edeceğim. Bu kadar. Teşekkürler. Ne kadar? Evet arkadaşlar. Bir ayran, bir tane yağsız peynirli tost 46 Türk lirasıymış. Hemen ödeyelim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tostu beklerken size şöyle Yasa'nın marketini gezdireyim. Yasa tesislerinin. Bu İstanbul İzmir üzerinde bir tesis. Burası güzel bir tesis. Güzel şeyler var arkadaşlar burada. Bakın ben kendi evime de mesela buradaki zeytin reyonundan buradan güzel zeytinleri seçip buradan zeytin kendi evime de alıyorum. Peynirler falan her şey açıkçası burada taze ve güzel. Burada Yasa'nın o Susurluk tostuna koyduğu sucuklardan da satılıyor. Onun dışında eve aldığımız bir ekmekten de bahsedeyim size. Bu Yasa'nın ekşi mayalı doğal ekmeği ben seviyorum. Onu da söylemek istiyorum. Şöyle bir daha size göstereyim. Hadi şimdi doğru tost yememize. Arkadaşlar Bodrum'da yazlık evimiz var. O yüzden açıkçası yıl içinde ben birçok kez Bodrum'a gidip geliyorum İstanbul'da. Ve her bu yolun süresince mutlaka bu Susurluk'taki Yasa tesislerine uğruyorum. Burayı seviyorum. En azından güvenilir buluyorum. Ve Susurluk tostu şimdi size göstereceğim. Gerçekten çok efsane. Evet tostum geldi arkadaşlar görüyorsunuz. Bu da Susurluk ayranımız. Bana afiyet olsun. Yolda tekrar görüşürüz. Şu an Balıkesir istikametindeyim arkadaşlar. 116 kilometreden hız sabitleyiciyi aldım. Bilmiyorum bu yoldan daha önce geçeniniz mutlaka vardır. Çok rüzgarlı bir yol arkadaşlar burası. Yani özellikle bu Balıkesir'den devam eden yani Susurluk'tan Balıkesir'e giden kadar giden yol gerçekten bayağı bir rüzgarlı bir yol. O yüzden hani Juke'un burada yan rüzgarlardan etkileniyor mu diye bana açıkçası soracak olursanız ama çok rüzgarlı gerçekten. Hani çok etkilendiğini söyleyemeyeceğim. Tabii ki etkilenmiyor değil ama hani rahatsız edici boyutta olmadığını söylemek isterim. Kilometreyi devirdim gibi gözüküyor arkadaşlar. Vallahi çok rahat arkadaşlar ya. Hiç yormuyor tabii. Yol da güzel ama ve çok rüzgarlı bir gün. Bugün gerçekten bahsettiğim gibi biraz önce size. Vallahi 120'de falan aldım cruise hız sabitleyici. Bu otomobilde adaptif hız sabitleyici yok. Normal hız sabitleyici var. İlerliyorum. Hiç öyle bir yorulmadım etmedim. Otomobil rahat. Güzelce gidiyor. Bir sorun yok şu anda. Ne yazık ki bir kaza olmuş. Sol şeritte. Tabi İstanbul İzmir otoyolu arkadaşlar. Yol çok güzel. Ne yazık ki insanlar çok hızlı gidiyorlar arkadaşlar. Çok ama çok hızlı gidiyorlar. Allah korusun. Yani şöyle bakalım. Oo, çok kötü ya. Bariyerlerden girmiş bütün. Gördüğünüz gibi.
Çok fena bakın. Bütün tatil matil bitti. Ne yazık ki. Arkada da valizler var. Allah korusun. İnşallah birileri ölmemiştir ama bu yol arkadaşlar tamam çok güzel ama yani şöyle söyleyeyim 180-190-200 böyle solundan vızır vızır geçiyor otomobiller. Hız varsa iyi araba yok arkadaşlar aman ya. İstanbul-İzmir otoyolunda İzmir'de gişelerden bitti. Gişeler biten sonra normalde İzmir Aydın otobanına giriyorum ama şu anda tam iş çıkış saati gibi o yüzden İzmir Aydın otoyolunda trafik vardır. O yüzden ben burada genelde Torbalı Kemalpaşa diye çıkıyorum. Ve Torbalı Kemalpaşa diye çıktıktan sonra o trafiği bypass edip İzmir Aydın otobanına Torbalı tarafından giriyorum. Şuradan hemen görüyorsunuz Kemalpaşa Torbalı çıkışı var. Biz hemen buradan çıkacağız ve bu yol bizi İzmir Aydın Otobanı'na gireceğim ama Torbalı'dan gireceğim. Evet yağmurdan kaçarken doluya tutuldum. Burada Torbalı'da büyük bir yol çalışması varmış. O yüzden ne yazık ki trafiğe kaldım burada da. Aslında yapacak bir şey yok. Artık tabii saat 8 akşam olmaya başladı. Bakın Cuk'un arkadaşlar gece gösterge tablosu bu şekilde gözüküyor. Bu da multimedya ekran. Vallahi acıktım arkadaşlar. Acıktıysak ve Söke'ye geldiysek tabii ki Ali Baba'ya geliyoruz. Hemen şöyle size çekeyim göstereyim. Bakayım görüyorsunuz şöyle. Abi hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Ali Baba hoş geldin abi. Eyvallah. Birazcık dinlensin bakalım listemiz. Arkadaşlar Bodrum'a geldim. Yokuş başında Cevat Şakir Kabaağaçlı Halikarnas balıkçısının bir deyişi vardır. Yokuş başına geldiğinde Bodrum'u göreceksin. Sanma ki sen geldiğin gibi gideceksin. Senden öncekiler de böyleydiler. Akıllarını hep Bodrum'da bırakıp gittiler. Gerçekten de Bodrum benim için çok önemli. Bodrum iyi ki var. Bodrum iyi ki var. Evet şimdi gelin beraber Cuk'la beraber yaptığımız yakıt tüketim verilerine yani yaptığım 600 kilometre yol yaptım. Gelin şu yakıt tüketim değerlerine beraber bakalım. Arkadaşlar 600 kilometre yol yaptım. Bursa Bademli'den çıktım. Bodrum'a geldim. 600 kilometreye yakın diyebilirim açıkçası. Yol yaptım. Ve Nissan Juke'la hemen şuradan geçeyim. Evet. Ortalama 6.3 litre yakıt tükettim. Çıkarken yakıt depom fulldü. Gördüğünüz gibi Bodrum'a geldiğimde hala arkadaşlar yarım depodan birazcık az otomobilde yakıtı var. Tabii şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok sakin geldim. Onu söyleyeyim. Yani Nissan Juke'la çok ama çok sakin geldim Bodrum'a. Ortalama desem hani bütün yol ortalaması baktığın zaman otoyoldan sonraki şehirler arası yollar dahil herhalde 100-110 kilometreyi geçmemişimdir. Birçok yolda daha da düşük hızda gelmek zorunda kaldım. Ama inanın ki ben açıkçası 6.3 litrenin bu seviyede bir otomobil için makul olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü bir de şöyle düşünün. Yaz sıcağındayız. Sürekli klima açık. Bir de o Balıkesir Manisa yolunu bilirsiniz. Çok rüzgarlı bir yol ve sürekli karşıdan rüzgar yedim. Tabii bu otomobilin direncini de etkiliyor. Bu tabii ki yakıt tüketimini olumsuz olarak etkiliyor. Onun dışında çok rahat geldim Cuk'la Bodrum'a Bursa'dan. Hani hiç açıkçası yorulduğumu hissetmiyorum. İnanın ki burada 1 litrelik bir motor var. Bu motor küçük hacimli bile olsa eğer sakin giderseniz hem tutumluluk potansiyeli var hem de inanın ki bastığınız zaman otomobil gayet güzel ilerliyor. Ve benim Juke'la ilgili sevdiğim en güzel özelliklerden biri de otomobilin bu 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanı. Bence bu da gayet başarılı olmuş. Hele bir de bu otomobilin keşke birazcık daha yalıtımı daha iyi olsaydı. Yani ben tabii yavaş gittiğim geldiğim için mesela otoyolda 120-125 kilometrelerde sabitledim hız sabitleyicimi. 125 kilometrelerde sabitledim. O hızlarda çıt bir sorun yok ama tabii daha yüksek 130-140'ların üzerine çıktığınız zaman bir miktar rüzgar sesi otomobil içeri alıyor arkadaşlar. Ama inanın ki keyifli bir direksiyonu var. Özellikle İzmir Aydın Otobanı'ndan çıktıktan sonra bilirsiniz o Germencik, Söke sonra Bafa, Milas'a giden yollar böyle bayağı virajlı ve pütürlü asfalt ve virajlı yollardır. Orada gayet izinde bir otomobil kullandığımı söylemek istiyorum. Sürüş dinamizmi açısından ben bu direksiyonun geri bildirimlerini ve otomobilin sürücüsüne verdiği o hissi beğendiğimi de söylemek istiyorum. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Beni bu videoda da yalnız bırakmadığınız için kendinize çok ama çok iyi bakın.